Çarpılmayalım. Video çekelim derken. Bak bak, hiç görmedi bizi ha. Bak. Ağa da göstereyim sana. İşte bu. Evet, Özgürcüğüm. Evet, şahane bir İzmir gününden merhaba. Gereksiz Gündem adlı programa hoş geldiniz. Gerçekten. Özgür, nasıl gidiyor? Bugünkü gündemimiz piyasaların ve ekonominin Türkiye'de ne kadar iyi gitti. Değil mi? Bence oradan başlayalım. Muhteşem ülkenin muhteşem dünyayla birleşmesi. Evet. Değil mi? Koronavirüsle sağ olsun coşkular şelale. Ters giden şeylerde bir dünya eksikti. Onu da halletmiş olduk bu arada. Sadece vallahi. Türkiye ile olmaz tabii ki bu işler. Evet. Ne düşünüyorsun bu korona hakkında? Bence araba fiyatları artmalı. Kor mu, kor mu bize? Kor, kor. Korona bize kor mu? Kor vallahi. Korona bize komaz. Bizi bitirecek yani. Ağzımızdan, içimizden geçecek. Dur, ezilmeyelim yalnız. Evet, karşıdan karşıya geçelim. Abi şimdi böyle bir sürü şeyler dönüyor ya. Ben istedim ki bugünkü bu Gereksiz Gündem adlı programımızda koronanın olası Türkiye'deki etkilerini konuşalım. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Şimdi kim göte gelecek onu merak ediyorum ben. Şimdi kardeşim sen bakalım saate, önce bir saate bakalım. Bak abi. Saat 17.30. Sen ne yapıyorsun bu saat? Aylak mısın ya? Böyle yolda yürüyorsun, video çekiyorsun, arkada palmiye ağaçları falan görüyorsun. Vallahi abi şimdi işin doğrusu şöyle. İşin gücü yok mu kardeşim senin? Abi işsiziz be. İşsiziz. Para yok, pul yok. Hakikaten yatırımcısından çalışanına kadar herkes göte gelmiş durumda Özgürcüğüm. Koronanı koymadı adam kalmayacak bu, kardeşim. Bu herkese işin, koyacak. Bu işin aslı bu. Tabii. Bak tanıdık da gördük. Harika. Bence günün en sansasyonel haberi şuydu. Sansasyonel haberi şuydu. Korona ile ilgili. Cristiano Ronaldo'nun karantinaya alınması. O gerçek mi haber ya? Vallahi okuduğum kadarı Twitter'da öyle bir şey vardı. Bir karantina durumu varmış yani. Ama sabah da şey okumuştum. Posta koymuş, gelmiyorum lan İtalya'ya diye. Yok artık. Tek taraflı sözleşmeyi feshediyorum diye. Yalnız abi şimdi bazı böyle hani ekol olmuş veya böyle ünlü tiplerin bu konuda koronaya yakalanması ki önümüzdeki günlerde zaten kesin çokça gelecek, duyacağız evet. Yani. O biraz daha böyle bir ses getirecek gibi geliyor bana. Bu adamla herhalde yani, senden yakalanınca ses gelmez kutucuğum. Hayır ama yani insanlar daha bir farklı düşünecek. Tabii. Hani ona oluyorsa bana da olur falan diye böyle bir tribe mesela, girer mi bilmiyorum. Bak, mesela Tom Hanks'te başladı ya. Evet akşam ilk haber Tom Hanks'ten geldi. Mesela düşün Katy Perry koronavirüs testine girdi. Hadi bakalım. 3 gün uykular yok. Ya Katy Perry'den bir şey olmaz da. 100 milyon takipçi ya. 100 milyon takipçi. Ezilmeden karşıya evet. Geçelim dur. Evet geçebildik. Şimdi mesela şöyle düşünelim abi. Hani sonuçta bunun herkeste yakalanma ihtimali var ya ve çok yüksek. Aha. Yani hatta işte dünyada 1 milyon kişiye yakın bir kitle buna yakalanacak falan gibi bir şeyler söyleniyor. 1 milyon iyi ya. Genelde yaşlılar eleniyormuş işin doğrusu. Hani bizim halkta vardır ya böyle eskiden hayat kadınlarıyla ilgili böyle bir sokak röportajları vardı. Ha. Yalnız bak bu AIDS'le yine de düşünür müsünüz falan diye. Abi bize bir şey olmaz tribi vardı ya. Atın ölüm arpalan olsun. Mesela işte koronalı bir şey. Birisi olacak abi. Katy Perry üzerinden gidelim o zaman. Tamam peki Katy Perry. Kate Hudson da olabilir. Ha Kate Hudson tamam. Yaşımız ortaya çıkıyor bunlarla. Mesela şimdi Abaza Neküre'ye vereceksin Kate Hudson. Diyeceksin ki bak bu koronalı. Hani kim kime kor gibi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Kate Hudson virüs kıyafeti giyip çıksın yine o. Değil mi? Her türlü. Her türlü. Virüslü virüssüz bizimkiler saldırır. Amcaya yol verelim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum dezenfekte etmekte bir tas suya bile sokmakla uğraşmazlar Kate Hudson. Değil mi? Abi canım sen ne yapıyorsun susuz ya? Sabunsuz. Allah ne verdiyse. Vallahi billahi. Peki başka bir açıdan bakalım o zaman bir de istersen. Bunu tabii tam tersi de var. Kadınlar açısından da var. Tabii. Atıyorum Cristiano Ronaldo geldi dedi ki evet dedi gençler eti sizin bizim, kemiği benim. Bizim Hatice'ye geldi mesela. Ha, evet hadi buyur. Hatice dedi. Ronaldo ben ömrüm de az kaldı. Koronalıyım dedi. Koyayım mı? Hani bir koyayım. Bir korsam ne olur falan. Hatice ne yapar? Ben Hatice olsam cevabını vereyim. Yani benim Hatice olmam durumunda. Buyurun Hatice Hanım. Evet ben Hatice olsam Cristiano Ronaldo gibi bir heykel gelmiş. Korsun geçsin ya. Ya belki yani, bir şey olmaz. Ha. Belki bünyem sağlamdır. Yani ha, bünyem olabilir. Sağlamdır. Olabilir. Bir şekilde atlatırım. Kormaz. Güzel.
Evet yani hani böyle bakınca. Sen korkuyor musun peki? Korkmuyorum ya aslında. Yani şöyle aslında korkmuyorum derken yani tabii ki korkuyorum da. Yani bu kitlesel böyle bir korku var ya şimdi herkesin üzerinde bütün dünyada. Sebebini merak ediyorum. Yani bu kadar korkuluyorsa bunun bize hafif bir şeymiş gibi anlatılıyor. Koca ülke kapalı. Bayağı ülke standby'da ya şu anda. Hani gece giderken Digiturk kapatırsın ya. İtalya öyle biri standby tuşuna bastı ya. Yani akıl alacak gibi değil. Acaba İtalya'da makarnalar bitti mi? Değil mi? Herifler hayvan gibi makarna yiyor. Yani hani. Enteresan sorular orada. Mesela bizim Türkiye'den bak uyarlayalım. Şimdi bak. Yarın öbürsü gün dediler ki sadece hastaneler açık ve eczaneler açık, tamam mı? Ha ne olur yani. Ha mesela fırın mırın zorunlu 3-5 yer açık. O kadar. Başka yer kapalı. Arkadaş bankalar falan kapalı. Yani neyle ödeniyor? Alışverişe çıktın. Mesela günde bir kere diyorlar ya. Günde bir kere abi, ne alacaksın? Ekmek alacaksın. Ama bir şey söyleyeceğim. İşte peynir, onlar biraz süt, müt. Neyle ödüyorsun yani? Biraz daha medeni toplumlarda abi sonuçta adamın bankasında bir parası var, ne bileyim bir kredi kartı limiti var, bir şeyi var falan filan. Bir şeyle bir ödüyor şey abi yani. İş kredi kartı limitine geldiyse var ya bankalar finanse eder. Hiçbir Türk ödemez onu. Herhalde ödemez. Hiçbir Türk ödemez. Herhalde ödemez. Evet yani bu neyle dönüyor mesela? Hani yarın kapandı. ATM'ler kapalı. Bankamatiklere para yüklenemiyor. Bankalar kapalı falan filan. İşte cebinde var. Ben şimdi elim atsam bir 40 bin çıkar. Yani tabii. Bu 40 bini harcayınca ne olacak mesela sonra? İşte başa döneceksin. Yani ne yapacaksın? Abi eski yöntem biliyorsun barter. Ha, ne vereceğiz kutlucuğum affedersin. İşte yani şimdi mesela maymunlar üzerinde bir araştırma yapmışlar. Biliyor musun sen onu? Yok. Amerika'da bir hayvanat bahçesinde. İşte maymunun bir tanesine muz veriyorlar. Daha doğrusu bir muz ağacı. Bir dişi bir de erkek maymun var. Bu maymunlardan tabii erkek fiziken daha güçlü olduğu için... dişiyi oraya sokmuyor ve muzları kendi şeyinin alanında tutuyor. Evet. Canı isteyince yiyor. O ağaca yaklaştığı zaman dövüyor, kovalıyor. Tamam mı abi? Ondan sonra bir süre sonra aradan 1-2 gün falan geçiyor. Dişi maymun acıkıyor abi. Acıktıktan sonra hani bir posta şey yapıyor yani, veriyor yani. Anladın mı? Ondan sonra o da ona muz veriyor. Böyle, bir postaya bir muz. Ha bir postaya bir muz gibi. Güzel. Böylelikle dünya üzerindeki en eski mesleğin bu olduğu anlaşılıyor. Sonra da kardeşim bu araştırma yasaklanıyor. Ama bir şekilde bilimsel olarak da kanıtlanmış oluyor. Yani hayvanlar arasında bile en eski mesleğin bu olduğu anlaşılıyor. O yüzden hani bizde de böyle bir barter yöntemine bu iş girebilir diye düşünüyorum. Bence de. Olabilir değil mi? Mantıklı. Peki biz verici miyiz, dağıtıcı kısımda mıyız? Onu ya canım sen diye. De iyice bokunu çıkarttın. O kadar şey demiyorum. Ben sadece sen para geçmediği yerde ne olacak dedim. Ben de barter sisteminden bahsediyorum. Anlattın mı yani? Ya böyle küçük bir örnek verdim. Böyle olacak diye söylemiyorum canım sen de. Evet. Aslında barter'dan ziyade doğru ismi... Yani ne bileyim işte bir kilo... Trampa diyelim. ...şey vereceksin. Pirinç vereceksin, makarna alacaksın falan karşılığında gibi. Güzel. Evet, anlaştık. Yani, o da bir yere kadar tabii. Abdullah'tı galiba ya. Tam hatırlayamadım şey ismini. Boş ver, ismi önemli. Bir yıldır falan bu şeyi konuşuyor zaten. Hani dünyaya bir virüs yayılacak ve yeni endüstri devrimi 4.0 buradan gerçekleşecek diye. Bir anda çünkü bu devrim yapılamıyor. Evet, yapılamıyor. Yani bu endüstri devrimi zart diye gelmiyor arkadaşlar. Yani buna da bir senaryo lazımdı aslında. Aynen. Kısa amaç şu, bu virüsü yayıyor, insanlara çok ciddi bir korku veriyor. Yaşlılarlığın gitmesiyle, yani yaşlılara yönelik olmasıyla ölüm tehlikesini tarihi mirası yok ediyor. Onun dışında ana plan şu, kağıt para ve madeni paranın yürütik bir taşıyıcı olduğunu inandırıyor insanların. Hı hı. Ve paranın dijitalleşmesine koşuluyor. Evet. Eğitimin ve çalışma sisteminin tamamen online ve evlerden olmasına yol açılıyor. Şimdi bak bu planların bir kısmı gerçekleşti aslında. Evet. Yani şimdi şu anda bile mesela bazı bankalar, bazı işte özel şirketler kendi çalışanlarına işte bilgisayar verip veya bilgisayarlarına programları kurup işte bu durumda önümüzdeki günlerde evlerden çalışabilirsiniz diye hatta alan şirketler de var. Tabii. Bütün dünya okulları online sisteme geçiyor. Evet, okullar tatil oluyor vesaire. Evet, yani online sisteme geçiyor. Yani dijital devrimi yaratıp... Çocuğumsuz bir şey konuşuyoruz. Evet. En dijital. Tepede de Dünya Sağlık Örgütü ülkeler üzere bir
toplantı ve bağlantı tarzı bir şeyler yaparak elektronik bir medikal çip. Yani sağlığınızı kontrol edebileceğiniz ve herkesin tabii kontrol altında olabileceği medikal çipler takıp işte virüs etrafınızda, virüs yakınınızda falan filan gibi telefonu yani bunu da deri altına gibi deri takılma. Altı işte, Böylelikle herkesin virüsle alakalı bir durumu var mı? İşte tabii. Vücut ısısı vesaire falan bunlar yani da ölçülmüş olacak. Dünyayı yeni bir yaşam formuna kavuşturuyor aslında. Yaşam derken ekonomi, genel yaşam biçimi, çalışma sosyalleşme. Ve para. İlk dönüşümü. Doğru. İlk etapta o. Evet. Ya böylelikle aslında dünya tabii nüfusu çok arttığı için tabii kıyım hani, olacak. Ya birçok oranda zaten hani ticaret yapmak, para kazanmak da tabii çok zor hale geliyor. Nüfusla alakalı. Hani belki de bu dünya devlerinin bazı şirketlerin özellikle işte ofis, bina bilmem ne yatırımlarından da kurtulup insanları evlerinde böyle bir sistem içine sokup internetin, bilgisayarın olduğu her yerde çalışıp olur. Böyle bir endüstri içerisinde olabileceği konusunda da böyle bir başlangıç da diyebiliriz o zaman buna. Değil mi Özgür Hocam? Sıkıntı şu, Kutlu Hocam. Evet, Hocam. Valla bu ne kadar sürecek ya? Yani bu sancı bize denk geldi. Keşke bu sisteme doğsaydık da. Evet Özgürcüğüm. Gözlükleri çıkardık. Evet. Telefonun şarjı bitti de kaldığımız yerden konumuzu tamamlayalım. En son ne kadar bizim içimizden geçecek falan diyordun sen. Biraz düşünceli gördüm seni. Öyle tabii ya yani. Biraz düşünceli gördüm seni. Evet Kutlucuğum valla. Yani biraz önce bir şey okudum. Umarım sen telefonu kurdular. Evet. Oğlum çekirge sürüsü geliyormuş evet. Ya. Afrika'dan kaçan mı ne bir yerden kaçan çekirge sürüsü Türkiye'ye doğru yaklaşıyormuş. Hani... Korona sen mi büyüksün, çekirge mi büyük? O kıyameti üfürecek bir şey vardı. Melek üfleyecek. Ha evet. Neydi? İsrafil miydi? Yok. Şu an atıyor olabilirim. Ya, yorumlara siz yazın, biz bilmiyoruz. Üfleyecekse yani. Üflesek olsun kurtulalım ya. Böyle bir çağ böyle bir şey yok ya. Evet. Çekirge sürüsü ne kardeşim? O zaman sonraki bir gereksiz gündemde görüşmek üzere diyorum. Öpüyoruz gençler. Ekleyeceğin bir şey var mı Özgür? Vallahi Kutlu sayesinde spor yapamadım falan, onları tam oluyorum işte, onları ekleyeceğim. Onları ilerleyen bantlarda şeylerde, ha, çekimlerde ekleyeceğim. İlerleyen bantlarda. Bizim 61 yaşında arkadaş. Tevekkül buna müsaade ediyor, bant. Tevekkülle sıçtım. Hadi eyvallah. Eyvallah.